Yayız'ın mis kokulu mutfağına hoş geldiniz. Balk abağı çorbası kadife kıvamında. Nasıl yapacaksınız? Şöyle gelişi güzel kesebilirsiniz balk abaklarını. Sonra da aynı şekilde gelişi güzel, gidişi çirkin bir şekilde kesiyorum. Bir küçük baddiz nişasta itibariyle de bağlayıcılık sağlayacak. Aynı zamanda çok fazla tadını değil, bağlayıcılığını hissedeceğiniz bir malzeme olarak tarifteki yerini alıyor. Bir küçük havuç. Yağızla kavurun malzemeyi. Sonrasında krema gireceği için bütünlüğü mis gibi o nöt tadı ortaya çıkaracak yağlar olması lazım. Evet, biraz zeytinyağı ekleyeceğim. Neden derseniz tereyağız yanmasın diye. Çok hafif minik bir zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Ve şimdi go 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 go! Balk abağı. İçeride yeteri kadar yağ olduğu için su eklemeden önce döküm tencerede bana sağlamış olduğu özelliklerden bir tanesi buradaki yoğuşma noktalarında içeriden çıkan aromalar buhar olarak yükselecek, o noktalarda yoğuşup yağmur olup yağacaklar. O yüzden 1-2 dakika ama çok değil, sonuna yalabilir, hatta bir demeniz 3 dakikaya kadar müsaadeniz var. İyice aromaların suları birbirine karışsın diye böyle bir hapsetme işlemi yapıyorum. Malzemeler hala kuruyken, yani henüz suyunu vermeden tuz, karabiber. Karabiber şimdilik az, biraz yeni bahar ve çok az tarçın. Zerdo. Ve o nöt tadı minik bir dokunuş, biraz sarımsak toz. Yarık şurada efendim. Bir fokurdasın, bak bu fokurluyor. Şimdi altını kısıyorum. Bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ve şimdi robotlar nasıl dünyayı ele geçirecekler? Aynı şekilde robotla çorbaya dalıyorum. Güzel bir görüntü. Kadife gibi.